Tıp literatüründe bir bebek 37 haftadan önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul ediliyor. Erken doğan bebekler pek çok sağlık sorunu ile karşılaşma riskine sahip ve bu riskler doğum haftası ve ağırlığı azaldıkça artıyor. Her yıl yaklaşık 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Dünya genelinde doğan her 10 bebekten biri prematüre. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin bebek doğmakta ve bu bebeklerin 150 binden fazlası dünyaya prematüre olarak gelmekte. Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Ömer Demirtaş, prematüre doğan bebeklerle ilgili ve 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olması dolayısıyla vatandaşı bilgilendiren açıklamalarda bulundu. 17 Kasım Dünya Prematürite Günü nedeniyle bu konuyla alakalı bazı bilgileri paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Prematürite daha çok 37 hafta altında doğmuş bebeklere verdiğimiz, bebek grubuna verdiğimiz isim. Bizim için ciddi bir problem aslında. Özellikle 32 haftanın altında bebeklerde bazı problemlere aday olabildiği için özellikle önem arz ediyor. Prematürite daha çok erken doğum olmakla birlikte her erken doğum bir problem olmak zorunda değil. Hafta ilerledikçe bebeğin her kazandığı gün %1 yaşam şansı arttığı için haftası ilerledikçe prematürite problemleri azalıyor. Peki bu tür problemler neler olabilir? Bebekler tabii erken doğduğunda yeterli akciğer kapasitesine ulaşamadığı için solunum sıkıntıları olabiliyor. Sarılık problemleri yaşayabiliyorlar. Bunun dışında eğer çok çok erken olursa, çok çok erken dönemde 32 haftanın altında sindirim sistemi problemleri, işte sindirim sisteminde kanama, beyin içinde kanama, ondan sonra hastaların yağ dokusu az olmasından kaynaklı bebeklerin, küçük bebeklerin ısı toleransının azalması gibi böyle değişik problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ama 32 haftanın üstünde her geçen gün daha da rahatlıyoruz, daha da yaşam şansımız artıyor, daha da bir bebek tutunabiliyor hayata. Tabii bizim için önemli olan bazı problemler var. Bunlardan en sık gördüğümüz genelde nedeni belli olmayanlar, nedeni belli olmayan erken doğumlar. Onun dışında çoğul gebelikler, bazı kritik hastalıklar, gebelik şekeri olabilir, tansiyon olabilir, gelişme geriliği olabilir veya rahim ağzı yetmezliğine bağlı bazı problemler olabilir.